Ki süreçte biliyorsunuz şu anda işte seçimlere doğru gidiyoruz. 23 seçimlerine doğru gidiyoruz. Önümüzde iki türden bir şey var. Yani bir mücadele şeyi var. Bir tarafta işte altılı masa, bir tarafta işte Cumhur İttifakı denilen MHP, AKP ittifakı. Bir üçüncüsü de özellikle HDP'nin başını çektiği bir şey daha var, yani birliktelik daha var. Bir üçüncü seçenek, yol dediğim yolda, onu şöyle değerlendiriyorum. Türkiye'de tabii ki bizim anladığımız anlamdaki demokrasiyi içselleştirerek savunacak olanlar bu üçüncü şeydir, hattır, HDP'nin bir anlamda başını çektiği hattır. Öyleyse üçüncü yol dediğim şey, hani bir anlamda da öyle olabileceğini de şey yapıyorum. Bu altılı masadan özellikle CHP'nin geldiği noktada, Kılıçdaroğlu noktasında biraz da daha zorlayarak, yani CHP'yi de biraz daha demokrasiye, sosyal demokrasi anlayışına itmeye çalışarak birlikte bazı şeyler, yani illa yan yana duruş anlamında söylemiyorum. Herkes kendi bulunduğu yerde demokrasi anlayışını getirerek birbiriyle dirsek temasıyla önümüzdeki süreçte hemen her şey hallolur demek zaten mümkün değil. Ama benim kişisel düşüncem, öyle ifade edeyim, en azından bugünden yani daha ileri, yani demokrasiye giden yolda bir basamak olabilir düşüncesindeyim, eğer iktidar olursa, bir şey olursa. Siyasi iktidarlar, devlet istediği kadar, işte Kürtler yoktur, biz söveriz, döveriz, dururuz, kurarız, asimile ederiz dediyse de bunu yok etme şansları yoktu. Mesela bir inanç özgürlüğü meselesinde yine yoktu. Niye bugün hala güç giderek, büyüyerek, belki işte parlamentoya girerek daha güçlü duruma geliyor? İki nedeni var. Biraz önce söylediğim gibi, hiçbir şey yoktan var, vardan yok olmaz. Kürt halkı varsa bu devam edecektir. Bir kişi de kalsa devam edecektir. Bir, halkın kendisini kendine yönelik baskılara karşı örgütlenme anlayışı. Bir ikincisi de her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen mücadele. Biraz önce dediğiniz gibi hep de başlayan o faili meçhul cinayetlerden tutun, cezaevlerine bilmem nesine kadar insanlar bunun mücadelesini verdiler. Ben 13 yıl partide yöneticilik yaptım. Yani bütün bu baskılara rağmen her geçen gün örgütlenmemiz daha da güçlenerek devam ediyordu. Geldiğimiz noktada da doğru politikalar izlenirse, yani özellikle HDP'nin için söylüyorum, izlenirse daha da güçleneceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle, mesela Rojava'ya, işte diyelim Suriye ile düne kadar düşmandı, şimdi Esad'la görüşmeye çalışıyor. Nasıl yapıyor bunu? Daha düne kadar işte Amerikan emperyalizminin bir adamı olarak yerinde otururken Amerika biraz hani üstünü çizdi gibi gözüküyor şey. Hani doların artışından tut bilmem neye kadar, ekonomik krize kadar. Onun arkasında ne yapıyor? İşte Putin'le dost olmaya çalışıyor. Yani onun karşıtı gibi görünen. Şimdi ben tam bu noktada, o savaş çığlıklarında, eğer bu dediğim şekilde devam ederse o savaş çığlıklarının hayat bulmayacağını düşünüyorum. Bugün de ben o savaş çığlıklarının hayat bulacağını çok düşünmüyorum. Yani yani Türkiye'yi yeniden ciddi bir, gerçi Erdoğan çok öyle derdi olmaz ama çok ciddi bir bunalıma sokar. Yani hem ekonomik olarak hem siyasi olarak. Yani
bir iç savaş tehlikesinden bahsediyor zaman zaman. Ben hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedim yani iç savaş meselesini ama böyle bir şeyde şey çok sıçrar. Yani çatışmalar, savaş çok şey boyutlara var. Öyle çok çok da kolay değil. Hani Rojava'ya saldırırım. Bu iş biter gibi. Böyle çok kolay bir şey değil yani bu diye düşünüyorum. Aslında şöyle kendi durumunun gittikçe özellikle muhafazakar Kürtler de dahil inancı bilmem ne olan sağcı kesimler de dahil giderek Erdoğan'dan şeyini arkasından çekiliyorlar. Şimdi bir tek malzeme olarak ırkçı, gerçek anlamda ırkçı, kafa tasçı ve milliyetçiyim diyen kesimlere bir düşman yaratarak etrafında toplamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla da eğer Türkiye'de gerçek anlamda ırkçılık yapılacaksa bunun karşılığı Kürt düşmanlığıdır. Kürtlere düşman olmaktır. Yani onlara düşman olmadan Türk milliyetçiliği yapamaz. Yani şeyi o. Yani siyaseten de yaptıkları bu.